Avukatı satın almış diyorum efendim. Hem de toprakla çınarın arasını açmak için. Ay ya, inanamıyorum size İkbal Hanım. Yani siz gerçekten aklınızı yitirmişsiniz. Hiç boşuna nefesini tüketme Zümrüt Hanım. Artık kaçacak yerin kalmadı. Efendim bizzat gözlerimle gördüm. Adamın bundan çek aldığını gördüm. Evet, çek yazdım. Çünkü adam kabahatini umursamadan ben işimi yaptım, paramı isterim diye kapıya dayanmış. Ben de bu konuda Çınar'ın hassasiyetini bildiğim için daha fazla olay büyüsün istemedim. Ödeme yaptım. İkbal Hanım ne duydu, ne anladı bilmiyorum ama olan bu. Ay yalanın kuyruklusuna bak. Madem adamın derdi paraydı, o zaman niye direkt Çınar'ı görmedi? Neden efendim? Neden geldi sizden aldı o çeki? Ay, madem öyle, çağıralım Mürvet'i, gelsin anlatsın efendim. Bu kadar kâfi. Zümrüt Hanım, bizi İkbal Hanım'la biraz yalnız bırakır mısınız? Tabii ki Necip Bey. Necip Bey, ayakta uyutabilirsin ama beni kandıramazsın. Yaparsan yap, karşında beni bulacaksın. Beni. Hay hay. Bu yürüyüş rahatlattı mı sizi? İyi geldi. Ayrıca ben İkbal Hanım'ın tacizlerine alıştım Necip Bey. Canım yanmıyor desem yalan olur ama ne yapalım? Onu da böyle kabul etmek zorundayız. Siz de daha fazla üzülmeyin lütfen. İsterseniz yıldan taşınalım Zümrüt Hanım. Necip Bey. Gözlerinizdeki bu hüznü görmeye, böyle incinmenize yüreğim dayanmıyor. Sırf bu nedenle taşınalım derseniz bir saniye bile tereddüt etmem. Çok naziksiniz. Ama benden daha önemlisi torunlarım. Her gün onlarla birlikte olmak, onlarla vakit geçirmek ikimize de iyi geliyor, değil mi? Sırf İkbal Hanım yüzünden bundan mahrum kalamayız. Nasıl isterseniz. Ayrıca nerede olduğumuz önemli değil. Sizinle olmak bana yetiyor. Yaktın beni.